Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Vali Yardımcım, hanımefendiye ve tüm değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'den ve dünyadan pek çok insanı kalbinde ağırlayan güzel şehrimiz Baba Hocam Konya'da sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Konya'mız bereketli topraklarıyla ülkemizin en değerli hazinelerinden biri. Aynı zamanda geçmişten geleceğe yetiştirdiği insanlarla da Anadolu'yu ihya eden önemli bir merkez. Günümüzde de çok sağlam hamlelerle bu misyonun devamını ettirmeyi başarıyor. Konya ayrıca Nasrettin Hoca'nın da memleketi olan dünyanın ortası Akşehir olarak adıyla tescilli bir ilçenin ev sahipliği yapıyor. Biz de bu ilçenin evladı olarak gurur duyuyoruz, mutluyuz. Dünya çapında duyulan bir şehir. Markalaşmış bir şehir. Dünyadaki yeri hakikaten çok ayrı. Medeniyet Akademisi için çok isabetli bir tercihe de imza atıyor bugün. Değerli misafirler, sizlerin de bildiği gibi gençlerin geleceğe hazırlanması hepimizi ilgilendiren çok özel bir alan. Milli Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde programlanan örgün eğitim sistemimiz için 81 ilimizde gerekli tüm destekleri veriyoruz. Aynı zamanda eğitim konusunda sorumluluk üstlenen yerel yönetimlerimizi de ve Salih Akkaya Başkanımız özellikle de buradan yürekten takdir ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Akşehir Lise Medeniyet Akademisi'ni yakından görmek için bir aradayız. Açılışını inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz. Lise Medeniyet Akademisi sadece bir kurum değil. Konya'mızın taşıdığı kadim değerleri günümüzde yaşatan özel bir anlayışında dışa vurmuşluğudur. Derslikleri, atölyeleri, spor ve sanat faaliyetleri çok yönlü tasarlanmış Medeniyet Akademisi'nin gençlerimiz için yeni bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz. Akademimizin sunduğu etkinliklerle gençlerimiz okul başarılı artırırken mesleki hedeflerine her gün biraz daha yaklaşacaklar. Sanatsal yeteneklerini fark edecekler. Spor faaliyetleriyle güçlenecekler. Olası kötü alışkanlıklarından da uzak duracaklar. Belki de her şeyden en önemlisi gençlerimizle kendi semtlerinde, mahalle kültürü içinde dostluk ve kardeşlik duyguları pekiştiren özel bir mekan açmış olacağız. Karşımızda kadınlara yönelik bir kurumun olması da, aile sanat eğitim merkezinin olması da hakikaten ayrıca çok manidar. Bunların her birinin aynı kampüs içerisinde karşı karşıya olması, aynı yerlere yakın olması, ailelerin bir yandan aile sanat eğitim merkezinde yer alırken çocuklarımızın da gençlerimizin de burada günlerini geçiriyor olması, burada farklı eğitimlerde olması hakikaten çok önemli. Bu misyonu da üstlendiğiniz için, bu vizyondan dolayı da çok teşekkür ediyorum saygıdeğer başkanım. Böyle eşsiz bir imkanı gençlerimize sunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Uğur İbrahim Altay Beyefendi nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakımızın adayı olan Uğur Başkanımız biliyorsunuz hem vizyoner hem dinamik hem öngörülü bir başkan. Yeni dönemde de halkımıza hizmetlerini sürdürecek. Gerçek belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini hayata geçiren başkanımız ile Konya ile çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Akşehir ilçemizin gelişiminde önemli katkıları olan belediye başkanımız Sayın Doktor Salih Akkaya Beyefendi'ye ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Verdiği bütün hizmetler için. Şimdi geldim az önce başkanımız yine diyor ki hala bakın şehrini o kadar güzel düşünen bir belediye başkanımız hala diyor ki bakın burada daha bir huzur evi vardı ve sizden destek istiyoruz dedi kıymetli başkanımız. Diyor ki bu projeyi lütfen takip edin. Benden sonraki gelecek olan belediye başkan adayımız da başkanımız da bu işi takip etsin. Güzel bir proje. Allah'ın izniyle çok teşekkür ediyorum bu hassasiyetleriniz için. AK Parti'de biliyorsunuz hizmet bir bayrak yarışıdır. Akşehir için memleketinin yerlisi, hemşerine hizmeti hazır Yusuf Kahraman Beyefendi ile yolumuza devam edeceğiz.
Cumhur İttifakı olarak hep beraber Yusuf Kahraman Başkanımızın yanında olacağımıza inancımız tam. Sizlere güveniyoruz. Vizyoner şehirlerle güçleneceğiz ve büyük Türkiye hedeflerimize ulaşmamız ancak sizlerin destekleriyle mümkün. Biz bir kapı komşusu kadar size yakınız. Her konuda sizlerle işbirliğine hazırız. Zaten kıymetli milletvekillerim de gece gündüz demeden Konya'yla dertlenen çok değerli milletvekillerimiz. Halkın derdini, vatandaşlarımızı belki biz 8 ayda 2 kere geldik ama kıymetli vekillerimiz her gün bizlere buranın önerilerini, taleplerini ve her konusunu titizlikle, projelerini titizlikle takip eden vekillerimiz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar sürdürdüğümüz dostluğumuzun Konya'mız ve ülkemiz için güçlenerek devam etmesini diliyorum. Bu vesileyle Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nizi de kutluyorum. Rabbim bu gecenin başta milletimiz ve İslam alemi olmak üzere tüm insanla, Filistinli kardeşlerimize, Gazze'li kardeşlerimize de barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun.